Jülya Ateş 2016 yılının en çok şans getirdiği 4 talihliden biri şu anda yanımızda. 0, 5, 5, 6, 0, 1, 3 bileti. Yani büyük ikramiye kendisine çıktı. Şu anda 2016'nın en talihlisi diyemiyorum henüz size. Çünkü başvurular gerçekleşmedi, gerekli onaylar gelmedi. Parayı da alamadınız henüz. Evet. Ama biz şimdiden gözünüz aydın diyelim. Ve Mustafa Gıcık şu anda yanımızda. Kendisi evet. 41 yaşında. O gece neler hissettiniz onu öğrenmek istiyorum. Çok sevinçli bir gece oldu. Çok sevinçli bir 2016 günü oldu. Ve çok iyi bir numaraları kontrol ettik. Birbirini tutuyor mu? Bir değişik, biz mi yanlış gördük diyerekten. Ama numaralar birbirini tuttuğu için heyecan ve coşku, sevinç içinde günümüz ve yılbaşını kutlamış olduk. Büyük bir veya bir borcumuz var. Borçlarımızı ödeyeceğiz. Geri kalan parayla da yani ihtiyacı olan her şeyi yapacağız. Gereken işlerimizi yapmaya çalışacağız. Şimdi o gece o ana dönecek olursak kaç kere üst üste kontrol ettiniz? Çok doğru mu yanlış mı? 5-6 sefer kontrol ettim. Numaralar birbirini tutuyordu. Dedim inşallah değişmez, numaralar da sabit kalır. Ve gerçeği de aynı numaralardı. Ve şimdiden sonra işte bir iş yeri falan düşünüyoruz. Bakalım hayatımıza neler değişecek. Şimdi de yayından önce bize söylediğiniz acelem var diye. Niye aceleniz var? İşim var. İşe gidiyorum, çalışıyorum. Bekçilik işim var. Bekçiliğe gitmem lazım. Çalışıyorum yani, neticede çalışıyorum yani. Şimdilik hayatınızda bir şey değişmedi o zaman. Şu ana kadar daha değişmedi evet. Şu ne ana... zaman değişir? Her şey bir yoluna girsin, her şey gerçekleşsin ondan sonra. Peki o geceden sonra çocuklarınız, eşiniz, iki çocuğunuz var, onu da söyleyelim. Neler düşündüler o günden sonra? Komşularınız arayan çok oldu mu? Arayan çok oldu sağ olsunlar. Eşler, dostlar hepsi aradılar sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Tabii çocuklara çalışmıyor, eşlerim de çalışıyor, eşim de çalışıyor, çocuklar da çalışıyor. Eşimden sonra da çalışmayacaklar inşallah. Allah sonunu yazsın bakayım. Şimdi ikramiye çıktıktan sonra tabii bunun belli riskleri de var. Evde evet. Durmamanız gerekiyor vesaire. Herkese söylememeniz zaten gerekiyor. Neler yaptınız? Adresi değiştireceğim, evi değiştireceğim. Evde misiniz şu an? Şu an evde durmuyorum. Başka bir yerde duruyorum. Şimdiden sonra zaten değiştireceğim. Silivri'deki adresimi değiştireceğim. Ama Silivri'de duracağım. Silivri'den şu andaki adresimi değiştireceğim. Evinizi değiştireceğim. Evi değiştireceğim evet. Peki başka değiştireceğiniz bir şey var mı? Mesela arabanız. Arabamı değiştirmeyeceğim. Kartal bir taksim var, onu değiştirmeyeceğim. Tabii ki ekstra bir araba alacağım. Arabanızı böyle bir gösterelim. Yanına doğru gidelim arabanızın. Tabii ki. Şöyle siz de alalım. Evet. Tabii ki. İşte Mustafa Gıcık'ın arabası şu anda burada. Ve bakıyoruz işte bu araba sizin herhalde çok yükünüzü çekti. Çok ondan mı değiştirmiyorsunuz? Aynen öyle. Yalnız rica edeceğim, marka söylemeyelim. Evet. Şöyle alalım sizde. Çok benim kahrımı çekti, ihtiyaçlarımı çok giderdi, yükümü benim taşıyan başka bir arabada taşımazdı bu benim yükümü de. İnşaat işine çok hoşum, bir arabayı değiştirmeyeceğim. Ama tabii bu kalacak, ekstra bir başka bir araba alacağım. Ne yapacaksınız? Buna da birazcık bakım yapacak aynen mısınız? Aynen öyle olacak, bakımını yaptıracağım. Şöyle alalım sizi biraz da arabanızın başına. Bakımını falan yaptıracağım, güzel bir bakımını yaptıracağım. İş dış nesi varsa, muayenesi nesi varsa yaptıracağım. Bu tarihi eser olarak kalacak. Peki çocuklarınız okuyor mu? Onların eğitim hayatına bir değişiklik çocuğum, olacak mı? Büyük çocuğum okumuyor. Küçüğü okuyor. Küçüğü okuyabildiği kadar okutturacağım nasip olursa. Büyüğü de çalışıyor zaten. Tabii ona da bir gelecek sağlayacağım. Küçüğüne de büyüğüne de bir gelecek sağlayacağım hayırlısına. Bakalım ne olacak. Ne almayı düşünüyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz ilk etapta? Vallahi bir market üzerine düşünüyorum. Aklımda olan market üzerine bir iş yapmayı düşünüyorum. Önce bir evimi köyümü kurmam lazım. Evlerimi almam lazım. Ondan sonra bir iş yeri açmayı düşünüyorum. Mutlu.